Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 98. dönem temel eğitim sınav, özel güvenlik temel eğitim sınav soruları yayınlandı. Hemen sorularla birlikteyiz. Soruları size aktarıyorum arkadaşlar. Kanun, birinci sorumuz, kanunsuz olarak yetki aşılarak kişinin evine, iş yerine, aracına girmesi veya çıkmasının, istediği bir yere, istediği bir yoldan gitmesinin veya gelmesinin engellenmesi halinde Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suç işlenmiş olur? Tabii ki kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ceza. Türk Ceza Kanunu madde 109. madde suçu işlenmiş olur. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz, zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Zor kullanma ile ilgili arkadaşlar, bakın birinci sorumuz daha önceki yayınladığımız soruların içerisinde vardı. İkinci sorumuz da aynı şekilde. Özel güvenlik görevlileri Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile ilgili maddelerine göre de zor kullanabilirler. Evet, bu soruda yine daha önceki sorularda yayınlanmıştı. Üçüncü sorumuz gelsin hemen bakalım. Özel güvenlik görevlileri çalışma süreleri, izin, ücret gibi özlük hakları bakımından hangi kanuna tabidirler? Tabii ki iş kanununa. Arkadaşlar bu soruda defalarca çıktı, yıldızlı sınav sorularından. Dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuzda yine bakın çıkan sorulardan. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda özel güvenlik görevlilerine yetki olarak tanınan hususlardan biridir? Tabii ki yakalama, değil mi? Gözaltına alma, parmak izi alma, olay yerini inceleme, ifade alma güvenlik güçlerinindir. Ama yakalama nedir? Özel güvenlik görevlilerinin görevi arasındadır. Yine yıldızlı sınav sorumuz. Hemen 5. sorumuza geçelim. Bakın 5. sorumuz gelsin arkadaşlar. 5. sorumuz şöyle. Görevinden ayrılan özel güvenlik görevlilerinin işveren tarafından valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim nokta nokta kaç gün? Tabii ki arkadaşlar 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekiyor, değil mi? Edirne seçeneği doğru cevap. Tabii ki arkadaşlar bakın bu soru da daha önce çıkan sınav sorularının içerisinde var. Yayınladığımız sınav sorularının içerisinde mevcut. Hemen 6. sorumuza bakalım. Spor müsabakalarında genel kolluk ile beraber görev alan özel güvenlik görevlileri görevle ilgili kimlerin talimatlarını uygulamak zorundadırlar? Bakın yine bakın arkadaşlar daha önce çıkan sınav sorusu, genel kolluğun, değil mi? Defalarca çözdük arkadaşlar. Bakın yıldızlı sınav sorusu, müsabaka güvenlik amiri ve genel kolluk. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 7. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlilerine çalışacakları yerin ve yapacakları görevin özelliğine göre verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki alan eğitimidir. Cevap Bursa seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda yer alan yasaklardan değildir diyor. Bakın değildir. Görev dışında çalıştırma yasağı kesinlikle yapılamaz. Grev yasağı kesinlikle yasak. Bakın. Görevden uzaklaştırma yasağı, evet. Sendikaya üye olabilirler arkadaşlar özel güvenlik görevlileri ve toplu iş sözleşmesi yapma yine yapabilirler. Yani 4 ile 5 cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 9. sorumuz gelsin. Özel güvenlik görevlisi görevli bulunduğu alanda bir suçla karşılaştığında ne yapmaz? Evet, defalarca çözümü sorulardan yine bir soru. Cumhuriyet savcılığını arayıp onun yazılı emir vermesini bekler diyor. Bakın arkadaşlar
Değil mi? Suça el koyar, suçu önler, sanık ve suç delillerini tespit eder, sanık ve suç delillerini muhafaza eder ve yetkili zabıtaya teslim eder. Ama Cumhuriyet Savcısını arayıp onun yazılı emir vermesini nedir? Beklemez, değil mi? Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen 10. sorumuz gelsin arkadaşlar. Evet bakın 10. sorumuz gelsin. Evet 10. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkisini kullanması açısından doğru değildir? Tabii ki özel güvenlik görevlisi yetkilerine emir verildiği takdirde kullanabilir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 11. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan canın aşağıdakilerden hangisi haklarından biri değildir? Greve katılma hakkı. Değil mi? Bakın sendikaya üye olma hakkı var. Nakdi tazminat hakkı var. Aylık bağlanması hakkı var. Listeye çıkma hakkı var. Ama greve nedir? Özel güvenlik görevlileri katılamıyor. Daha önce defalarca çözdüğümüz bir sınav sorusu. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 12. sorumuz gelsin. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulama yönetmenliğine göre aşağıdaki özel güvenlik hizmetlerinden hangisi için görev belgesi düzenlenir? Tabii ki kişi koruma, değil mi? Özellikle VIP önemli kişiler için, değil mi? Görev belgesi düzenlenir. Evet, hemen 13. sorumuz gelsin. Özel güvenlik görevlilerinin sadece görevli oldukları yerde görevli oldukları sürede ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartları görünür şekilde olmak kaydıyla kullanabilecekleri yetkiler hangi kanunla düzenlenmiştir? Evet, yine defalarca çözdüğümüz sorulardan bir soru. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, değil mi arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, 14. sorumuz gelsin. 14. sorumuz bakın. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir. Kesinlikle olamaz arkadaşlar. Yine daha önceki çıkan sınav sorularının içerisinde bu sorumuz da vardı. Yıldızlı sınav sorularında. Evet, 15. sorumuz gelsin. Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi, suçunun işlenmesi halinde bu suça uygulanacak cezai yaptırımlar hangi kanunda yer almaktadır? Tabii ki Türk Ceza Kanunu'nda yer alır. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Evet, daha önce çıkan sorulara yıldız koyuyorum arkadaşlar. 16. sorumuz gelsin bakın. Evet, 16. Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Güvenliğin sağlanması için ilgili şirket tarafından öngörülen tedbirler yetersiz görülürse valilik ilave tedbirler alınmasını ve güvenlik planını değiştirmesini istemeye yetkilidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 17. sorumuza bakalım. 17. soru şöyle. Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon tarafından hangi nedenle izin verilebilir? Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle izin verilebilir. Cevap Adana seçeneğidir. 18. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikle ilgili valinin görev alanına girmez? Şirketlerin özel güvenlik alanında çalışabilmesi için faaliyet izin belgesi verilmesi tabii ki girmez. Edirne seçeneği doğru cevap. 19. sorumuza hemen bakalım arkadaşlar. Yine 5188 sayılı kanunla ilgili gelmiş bakın.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda yer alan adli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak sayılmıştır? Çalışma izni verilmeyen kişilerin özel güvenlik görevlisi olarak silahlı çalıştırılması kesinlikle adli suçun ağırlaştırıcı nedeni olarak sayılır. Cevap Denizli seçeneğidir. 20. sorumuz hemen gelsin arkadaşlar. 50 soru 1. bölümde, 50 soru da 2. bölümde çekeceğiz sıkıcı olmaması için. 20. sorumuz şöyle arkadaşlar. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair uygulanmasına ilişkin yönetmelikte para ve değerli eşya, nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallelerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar alma görevi kime verilmiştir? Tabii ki İl Özel Güvenlik Komisyonu'na verilmiştir. Bu soruda defalarca çözdüğümüz sorular içerisinde yıldızlı sınav sorusu. Evet, hemen 21 gelsin arkadaşlar. Özel güvenlik görevlileri tarafından tutulan tutanaklarla ilgili hangisi yanlıştır? Tutanaklar kurşun kalemle de yazılamaz kesinlikle, değil mi arkadaşlar? Evet. Yine önemli sınav sorusu, yıldızlı sınav sorusu tabii ki. Hemen 22'ye bakalım. 22. sorumuz şöyle. Havalimanında devriye görevi yapan özel güvenlik görevlisi Oğuz ile Sedat'ın devriye görevleri esnasında aşağıdaki hangi davranışları yanlıştır? Devriye esnasında sürekli olarak aynı güzergahı kullanmaları. Değil mi? Aynı güzergah kullanılmaz. Farklı güzergahlarda kullanılır. Cevap Bursa seçeneği. Devriyeyi de defalarca anlattım arkadaşlar. Önceki konularımızı şöyle tekrar baktığınız zaman ayrıntılı bir şekilde anlatıldı arkadaşlar. 23. sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur? Bakın arkadaşlar, defalarca çözdüğümüz bir soru. Bakın, biyolojik deliller, kimyasal deliller, değil mi? Biyolojik bulgu, kan. Bakın arkadaşlar, kan biyolojik bulgudur. Yıldızlı sınav sorusu. Evet arkadaşlar, bakın birebir çıkan soruların hepsine yıldız koyuyorum. Dikkatinizi çeksin. 24. sorumuz gelsin. Özel güvenlik görevlilerinin önleme araması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 50 arama, değil mi arkadaşlar? Evet, bakın yine defalarca çözdüğümüz sınav sorularından. Önleme, değil mi? Olayın olmaması için önceden ne yapmak? Önlem almak işte. Nedir? Futbol maçlarına giren seyircilerin üzerlerini arayarak nedir? İşte kesici, delici aletleri el koymak. Duyarlı kapılardan geçmek suretiyle arama. El dedektörüyle arama. X-ray cihazlarından aranması. Araçların fiziki olarak aynı ve bazı özel durumlar elektronik sisteminde aranması, değil mi? Elle arama yanlıştır. Cevap Edirne seçeneği. Yine yıldızlı sınav sorusu. 25'e geçelim. Özel güvenlik görevlisi Hasan devriye görevi sırasında otoparkta şüpheli paket ihbarı alır. Olayla ilgili hangi davranışı yanlıştır? Paketi emanet alır ve sahibini arar. Ne kadar yanlış, değil mi arkadaşlar? Bakın, otoparkta şüpheli paketi hiçbir şekilde ne yapamaz? Elleyemez, değil mi? Evet, yine yıldızlı sınav sorularından. Derhal kolla haber verir, etrafına güvenlik şeridini çeker. Şüpheli pakete hiçbir şekilde dokunmaz. Şüpheli paketi bırakan hakkında bilgi toplar. Cevap Ceyhan seçeneği dedik. 26. soru. Üniversitenin merkez kampüsünde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Serkan ile Cengiz'in hangi davranışı yanlıştır? Arkadaşlar, defalarca çözdüğümüz bir sınav sorusu. Bakın arkadaşlar, bu sınavda daha önce çözdüğümüz sınavlardan çok soru gelmiş. Bakın, trafiği düzenleme birebir aynısı arkadaşlar.
hassas yerleri kontrol etme, şüpheli şahısları takip etme, çevreyle iyi iletişim içinde olma, aynı güzergahı kullanmamaları değil mi? Bakın trafiği düzenleme Serkan'la Cengiz'in görevi değildir tabii ki. Evet, hemen 27'ye bakalım. Tutanakla ilgili hangi ifade yanlıştır? Gerek dışı tutanak düzenlemek suç değildir. Yanlıştır. Bursa seçeneği. 28'e hemen geçelim. 28. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarının aşamaları arasında yer almaz? Evet. Daha önce yine çözülen sorulardan uzak çevre güvenlik halkası. Ana giriş kontrol noktası, dış halka, bina giriş noktası, orta halka, kritik olan giriş noktası, iç halka, tabii ki çok önemli nokta, merkezi halka yer almaz. Edirne seçeneği doğru cevap. 29. sorumuza hemen geçelim arkadaşlar. Bakın 29. sorumuz, kişi, kurum ve kuruluşların talebi halinde özel güvenlik görevlileri hangi kanun çerçevesinde izin verilen yerlerde görev yapabilmektedirler? Tabii ki hangi kanunda arkadaşlar? 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair nedir? Kanunla. Değil mi? Evet, yıldızlı sınav sorusu. 30. sorumuza hemen geçelim. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir? Dar bir alanın koruma altına alınması nedir? Hatalardan biridir. Nedir? Tehlikeli bir noktadır. Bursa seçeneği doğru cevap. 31. soru şöyle. Sitede görevli özel güvenlik görevlileri Melike ve Zeynep hangi durumda konuta girebilir? Konuta girebilir. Arkadaşlar yangın olduğunda ancak girebilirler. Evet. Yine daha önce çıkan sorulardan. 32. sorumuz gelsin. Bankada görevli özel güvenlik görevlisi Zeki'nin hangi davranışı yanlıştır? Bankamatiğe para yatıran müşterilere yardımcı olmalıdır. Kesinlikle yapılmaz. Edirne seçeneği doğru cevap. 33. sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi eşgal tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir? Eşgal değil mi? Yıldızlı sınav sorusu defalarca çözdük arkadaşlar. En son yaptığımız canlı yayında da birebir eşgalle ilgili tanımını yaptık. Saç rengi, boy durumu, cinsiyet, yüz durumu nedir? Eşgal tarifini yapar. Şaşkınlık durumu nedir? Yoktur. Hemen 34'e geçelim. 34'ün sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir? Arkadaşlar defalarca çözdük bak. Bazı arkadaşlarımız hocam daha önceki sorulardan çıkmadığı noktası virgülü aynı arkadaşlar. Noktası virgülü bakın ilk yardım görevlisi değil mi? Yönlendirme, kontrol, koruma, kontrol nokta sorumlusu var. İlk yardım görevlisi yok. 35. sorumuz gelsin. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen bir adli olayla ilgili olarak yapmış oldukları davranışlardan hangisi yanlıştır? Suç delillerini toplamak ve muhafaza etmek. Evet, aynen bakın yine birebir sınavda çıkan, daha önceki sınavda çıkan sınav sorusu. Denizli seçeneği doğru cevap. 36. sorumuz arkadaşlar. Hemen bakalım. Özel güvenlik görevlileri Emine ve Cihan bakanlığın giriş kapısında X-ray cihazından geçen karton paket içerisinde patlayıcı madde düzeniği. Evet bakın patlayıcı madde düzeniği şüphesi olan görüntü elde etmesi durumunda özel güvenlik görevlilerinin olaya müdahalesinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır? Evet hemen yanlışlara bakalım. Çantanın sahibinin bilgileri alınır. İçeri girişine izin verirler. Kesinlikle bakın arkadaşlar yanlış. Evet. Çantayı bizzat açarlar ve incelerler.
Çantayı emanet aldılar ve güvenlik şeridi çekerek vatandaşların bölgeye yanaşmasını engellerler. Tabii ki şüpheli şahsı muhafaza altına alırlar. Genel kolluk ve sorumlu amirine bilgi nedir? Verirler, değil mi? Evet, verirler. Yanlış olanı soruyor bize arkadaşlar. Bakın yanlış olanı sormuş. Hemen tekrar bakın. Çantanın sahibinin bilgileri alınır. İçeri girişine izin verilir. Yanlıştır. Kesinlikle verilmez. Bakın. Çantayı bizzat açarlar ve incelerler. Asla açılmaz, değil mi arkadaşlar? Bomba olabilir. Evet arkadaşlar. Bunlar her ikisi de yanlıştır. 1 ile 2. Yani Adana seçeneği. 37. soru. Bakın yine devriyelerden gelmiş. Defalarca çözdük. Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen bölgede belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye. Belirli zamanlarda. Burada nedir? Bakın belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye. Bütün soruların içerisinde devriye yöntemlerinde bahsettim arkadaşlar. Değil mi? Yıldız yıldız sınav sorularından planlı devriye. Evet. Birebir arkadaşlar, birebir bu soruları defalarca çözdük sizlerle. 38. sorumuza hemen geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bulgu ve delillerin faydalarından biri değildir? Şüpheli polis savcı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarır. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 39. sorumuz gelsin. 39. sorumuz bakalım. Aşağıdakilerden hangi sorumuza? A. Taşıdıkları paket ve eşyaları bırakıp ayrılan kişiler. B. Kaygılı, sinirli, heyecanlı davranış sergileyen kişiler. Tabii ki mevsim normallerine göre giyinen ve normal davranış sergileyen şahıslar değildir. Denizli seçeneği. 40. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli araç tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Gelişi güzel park etmiş ancak sahibi bilinen araçlar nedir? Değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 41. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kartlı geçiş sistemlerinin bileşenlerinden biri değildir? Evet, yine defalarca çözdüğümüz sınav sorusu arkadaşlar. Kamera, değil mi? Evet. Yıldızlı sınav sorusu. 42. Kurum ve işletmelerin güvenlik sistemlerinden birini kullanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tabii ki satışları artırmak olamaz. Denizli seçeneği. 43. sorumuz hemen gelsin arkadaşlar. Bakın o 43. sorumuza bakalım. X-ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Yine defalarca çözdük. Kişi üzerindeki metalleri algılamak, yangın anında ikaz vermek, radyasyonu ölçmek, çevrenin görüntüsünü elde etmek, kişilerin bagajlarının içeriğini göstermek, değil mi? Esas amaç X-ray cihazının. Yine yıldızlı sınav sorusu. Denizli seçeneği doğru cevap. 44. Şöyle, yangın algılama sistemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Patlayıcı maddelere göre alarm üretirler. Kesinlikle üretmezler. Dumana göre alarm üretirler. Isıya göre, aleve göre, gaz kaçağına göre üretirler. Ama patlayıcı maddelere göre nedir? Üretemezler. 45. sorumuz gelsin arkadaşlar. 45. sorumuz şöyle. Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişim aşağıdaki güvenlik sistem veya cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir? Metal dedektör, değil mi? Evet. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, ilk videomuzda son 5 sorumuz. Hemen de 46'ya geçelim. 46'ya geçelim.
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşınmasında genel kurallar içerisinde yer almaz? Yaralı yön değiştirirken ani dönmeler ve bükülmelerle taşınmalıdır. Kesinlikle yapılmaz, değil mi arkadaşlar? Evet, defalarca yine çözdüğümüz bir sınav sorusu. Yaralı baş, boyun, gövde ekseni korunarak en az 6 destek noktasından korunarak nedir? Taşınmalıdır. Değil mi? Evet, doğrudur. Kırk yedinci sorumuz yine ilk yardım sorusu. Çıkıkta ilk yardım uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çıkık yerine oturtulmaya çalışılır. Kesinlikle yanlıştır. Hiçbir şekilde sağa sola çevrilmez. Yani çıkık bölgesinde nabız, deri, rengi, ısı kontrol edilir. Evet, hasta yaralı ağızdan hiçbir şekilde yiyecek içecek verilmez. 112 aralık tıbbi yardım istenir. Tabii ki aynen bulunduğu şekilde tespit edilir. Ama hiçbir şekilde çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, hemen 48. sorumuza geçelim arkadaşlar. 48. sorumuz şöyle. Solunum yoluyla oluşan zehirlenmelerde hasta hangi pozisyonda tutulmalıdır? Evet, yine defalarca çözdüğümüz bir sınav sorusu. Yarı oturur pozisyonda tutulmalıdır. Edirne seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorularından. 49. Hava yolunda bilinci açık, tam tıkanıklık olan bir hastaya ilk yardımda ne yapılmalıdır? Bakın arkadaşlar, defalarca çözdük beraber. Değil mi? Hava yolu tam tıkanmış. Bakın arkadaşlar, tam tıkanıklık olan bir hasta yaralıya tam tıkanma eşittir hemlik manevrası, karına basın uygulama defa söylemiştik. Adana seçeneği arkadaşlar, yıldızlı sınav sorusu. Son sorumuz arkadaşlar, bu ilk videomuzda son sorumuz. A kitapçı arkadaşlar, 50. soru. Kanamalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağı tutulmaz. Tam tersi, yukarı tutulması gerekiyor, değil mi arkadaşlar? Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır. Tabii ki doğrudur. Baskı uygulanmak yeterli olmuyorsa turnike uygulanır, tıbbi yardım istenir. Uzuv kopması varsa turnike uygulanır. Kanayan bölge kalp seviyesinden aşağı değil yukarı arkadaşlar. Yukarı kaldırılır. Yine yıldız sınav sorularımızdan. Evet arkadaşlar, ikinci bölümde görüşmek üzere. 1 ile 50. soru arasını şu anda cevaplamış olduk. A kitapçı, birazdan hemen 51 ile 100. bölümü de beraber kontrol edeceğiz. Tekrar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.